İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da korunmuş ünlü kaleler, Amyuk Kalesi. David Babayan, Nisan Savaşı halkımız ve devletimiz için galibiyet savaşı oldu. Düşmanın yıldırım saldırısı girişimini durdurduk. Azerbaycan kimin kalıntılarını gösteriyor? Artsakh kültürel etnosidin durdurulması çağrısında bulundu. Grigori Ayvazyan, hiç kimse Ermenistan'a Batı Ermenistan'dan vazgeçme etkisi vermedi. Yerevan'dan Erdoğan'a, Türkiye Silahlı Kuvvetleri Nahçıvan'dan çekilmeli. Batı Ermenistan'ın köylerinden birinde bulunan mozaik Sebastian Müzesi'nde sergileniyor. Batı Ermenistan'da sanatlar, gümüşçülük. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Amyuk Kalesi, Ortaçağ Ermenistan'ın zapt edilemez ve erişilemez kalelerinden biridir. Van eyaletinin Arberan ilçesinde yüksek bir kayanın üzerinde yer almaktadır. Antik çağlardan beri varlığını koruyor. Orta Çağ'da Gununi, ardından Arzuruni krallıklarının mülküydü. 1021'den sonra Vaspuragan kralı Senekerim Arzuruni, Vaspuragan'ı Bizans'a teslim ettiği zaman karşılık olarak Sebastia'da taşınmaz mülk elde etti. O zaman Vaspuragan'da Arzurunilere ait mülk olarak Amyuk Kalesi ve çevresi kaldı. Nisan Savaşı halkımız ve devletimiz için olağan haline geldi. Düşmanın yıldırım savaşı girişimini durdurabildik. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan Facebook sayfasında şöyle yazdı. Bugün tüm Artsakh-Azerbaycan temas hattı boyunca 2 Nisan 2016'da başlayan Nisan Kahramanlık Savaşı olan 2. Artsakh Savaşı'nın 6. yıl dönümü. Nisan Savaşı halkımız ve devletimiz için bir zafer savaşıydı. Artsakh'ı mümkün olan en kısa sürede yok etmeyi amaçlayan Yıldırım Savaşı'nın ilerlemesini durdurduk. Tüm kahramanlarımızı hatırlıyoruz. Unutmayalım ve zaferlerimize değer verelim. Bu, halkın uzun ömürlü olmasının temellerinden biridir. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu yılın 30 Mart tarihinde Azerbaycan medyasının yayınladığı bir videoya göre Azeriler insan kalıntılarını topraktan çıkardı. Azeri propaganda makinesi sahte ve sinsi bir yöntem kullanarak bu olayı 1992 yılında çatışmalar ardından Azerilerin İvanyan, Hocalı yerleşiminde toplum mezar olduğu gibi sunmaktadır diye yazdı ve inkar edilemez karşı argümanlara atıfta bulundu. Profesyonel analizler bu materyallerin aslında 9. 12. yüzyıllara tarihlenen Paruh'taki Kalenhut olarak adlandırılan Ermeni mezarlığından çıktığını göstermiştir. Dolayısıyla sunulan kemikler eski bir Ermeni mezarlığının kalıntılarıdır. Ayrıca uzmanlar tüm kemiklerin pürüzsüz olduğuna dikkat çekiyor. Bu da arkeolojik olarak onların 30 yıllık değil asırlık olduğu anlamına geliyor ve Azerbaycan nüfusunun göçebe ataları Artsakh'ın bu bölgelerini sadece 18. 19. yüzyıllarda işgal etmişti. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sine Armenia TV'de Azerolog Grigori Ayvazyan Artsakh'taki son olaylar hakkında ve Paruh köyünün ele geçirilmesine atıfta bulunarak asıl direnişin Ermeni ordusu tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti ve bu Azerbaycan için caydırıcı hale geldi. Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne sunduğu 5 maddelik belgeyi ayrıntılı olarak sundu. Bu belgenin genel analizden anlaşıldığına göre Moskova ve Kars tırnak içerisinde yasa dışı antlaşmalarının otomatik olarak tanınmasıyla Batı Ermenistan ve Artsakh dahil olmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti'nin bütünlüğünden vazgeçmiş oluruz. Erdoğan, üçlü bir anlaşmaya göre Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ni Artsakh'tan çekmesi gerektiğini belirtti. Öyleyse Yerevan'da Erdoğan'a 1921 Moskova-Kars Rus-Türk antlaşmalarına göre Türkiye'nin askerlerini Nahçıvan'dan çekmesini isteyebilir. 1921 antlaşmasına göre Nahçıvan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin rızasıyla sadece Bakü himayesine verildi. Bu sözleşmenin azami yasal süresi 100 yıldır ve bu süre dolmuştur. Ayrıca Erdoğan, Nahçıvan'da askeri üsler kurarak ve Şuşi'yi ziyaret edip bir bildiri imzalayarak bu antlaşmayı ihlal etmiş oluyor.
Eğer 1921 antlaşması işlemiyorsa Kars ve Ararat Dağı bölgesi neden hala Türkiye'nin işgali altında? Üçlü antlaşma Moskova ile Ankara arasındaki 1921 antlaşmalarının onaylanma süresini uzatma girişimidir. Batı Ermenistan'daki Sebastya Sivas'ın Kürün, Gürün ilçesinin Tepecik köyünde ahır tabanında bulunan ve milattan önce 390-395 yılları arasına tarihlendirilen Roma dönemine ait mozaik sergilendiği Sivas Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgi gösterdiği eserler arasında yer alıyor. Üzerinde Kürün, Gürün, Gökpınar gölü çevresinde yaşayan hayvanların betimlemelerini görüyoruz. Aralarında da yine çeşitli bitki betimlemelerini gözlemliyoruz. Bu mozaik dediğimiz yapıların antik dönemde saraylarda önemli kişilerin, soyluların evlerinde bulunduğunu biliyoruz. Gümüşçülük, antik Ermenistan'da eski zamanlardan beri gelişmiştir. Önemli merkezleri Van, Garin, Ani, Ahaska, Şamakhki ve diğer şehirleriydi. Van şehri bu açıdan özel bir yere sahiptir. Batı Ermenistan'ın Van'da altın ve gümüş işçiliği yetenekli ustalar tarafından diğer tüm el sanatlarını geride bırakarak mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Van'da 120 kuyumcu ve gümüşçü dükkanı vardı. Gümüşçüler işlerinde çeşitli teknikler kullanmışlar. Bunlar arasında siyah kaplama özel bir yer almaktadır. Siyah kaplama tekniği 19. yüzyılda Van'dan Karin, Sebastia, Adana ve Dikranager'de yayıldı. Sevgili yurttaşlar, Batı Ermenistan'ın vatansever evlatları. Batı Ermenistan liderliği fikir ve ilkelerine sadık kalarak televizyonu ve çevrimiçi platformlarının aracılığıyla ülkemizin tarihinin bugünü ve geleceğiyle ilgili çeşitli olayları sunmaya, hükümetin siyasi ve kamusal faaliyetlerini yeni yaklaşımlarla sizlere bildirmeye devam ediyor. Ayrıca hepinizin daha yakından temas halinde bulunmasına izin veriyor. Televizyonumuz olan Western Armenia TV aracılığıyla hükümetle, ulusal meclis üyeleriyle doğrudan temas kurabilir, doğrudan Batı Ermenistan ve vatandaşları ile ilgili endişelerinizi, sorunlarınızı dile getirebilir ve çeşitli ilginç önerilerde bulunabilirsiniz. Televizyonumuzun kendi reklamını yapmadığını hatırlatarak fırsatlarını ve bağlantılarını sizin de aracılığınızla genişletmek istediğini belirtmek isteriz. Sizin desteğiniz hepimizin zaferidir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Duduk ve Bulur'da Vigen Balasanyan, piyanoda Maryam Haratyan tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Yerginkın Ambele adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.